Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Blender ile dalga efekti nasıl oluşturulur bunu öğreneceğiz. Blender oldukça etkili dalga efektleri oluşturabilmek mümkündür. Hatta o kadar güzel projeler hazırlayabilirsiniz ki bunların içerisinde dev dalgalar olabilir. Aynen büyük bütçelik görsel efektlerdeki gibi. Tabi ben burada sizlere... Ocean Modifier yani okyanus değiştiricisini nasıl kullanacağınızı basit bir örnekle göstereceğim. Bu değiştiricinin ayarlarından da sizlere bahsedeceğim. Sizler de bundan sonrasında çok daha etkili çalışmalar yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle küpümü siliyorum. Her zamanki gibi Shift A ile basit bir Play nesnesi oluşturuyorum. Bu arada Render Engine yani Render motorunun ivide olmasına dikkat edin. Aslında Ocean Modifier Cycles'da çok daha etkili ancak Eevee'de de hiç fena durmuyor. Şimdi değiştiriciler bölümüne geliyorum Modifiers bölümüne. Burada bir tane Modifier ekliyorum. Ocean'ı buraya ekliyorum. Şöyle biraz fare tekerleğini geriye sürükleyerek uzaklaşmak istiyorum. Şimdi sağ tarafta çeşitli ayarlarımız var. Bu da geometri ayarları var. Generate veya Displace şeklinde. Generate'de kalması şu an için yeterlidir. Repeat ise tekrarlar yani bunları büyütür. Örneğin X oranında genişletir. Bir de Y oranında genişletir. Daha büyük animasyonlar yapmak istiyorsanız örneğin bir helikopter animasyonu yaparsınız. Denizin dalgaların üzerinden böyle gidersiniz. Ben şu an için e, örneği basit tutmak için 1'e alıyorum. Şöyle küçültüyorum. Biraz daha yaklaşmak istiyorum şu şekilde. Time'da bizim animasyonumuzun yapıldığı yerdir. Bunu bakın 1 değerindedir. Bunu şöyle ilerlettiğim zaman bakın nasıl da yüzeyi dalgaymış gibi hareket etmekte. Tekrar 1'e alıyorum bizim için çok önemli. Time'ı kullanacağız. Sonrasında resolution var. Bu da önemli. Burada bunun çözünürlüğünü şöyle 15'e getirmek istiyorum. Biraz daha yaklaşıyorum. Bakın e, gayet böyle küçük küçük dalgacıklar oluşturmakta da etkilidir. Resolution'ı yükseltmek. Derinlik var. Bununla çok oynamıyorum. Şu an için bu şekilde kalsın. Size var. Örneğin size da boyutudur. Şöyle bunu küçülttüğüm zaman e, boyut küçülür. Fakat etkisi de artar. Biraz şöyle yaklaşıyorum. Sıfırla kamera görünümüne girdiğim zaman bir de Time'da şöyle bir animasyon yapalım. Bakın şu anda güzel bir şekilde sanki tam bir okyanusmuş gibi bir görüntü vermiş olduk. Ben şu anda tabii ki eski haline almak istiyorum bunu şimdilik. Şöyle bir bir değerine. Bununla daha sonra oynayabiliriz. Hatta birazcık küçültelim. Şöyle bunu 0.5 değerine getirebiliriz. Hani nokta 0.5 dediğimiz zaman zaten otomatik olarak burada bu değeri alacaktır. Sonra burada chopping değeri var. Bunu böyle daha keskin dalga uçları oluşturmak için belki köpük falan da eklemek isterseniz bakın şimdi bunu artırdığım anda dikkat edin baya bir keskinleşiyor uçları. Şuraya yaklaşmak istiyorum. Etkili sonuçlar alabiliriz. Örneğin animasyonda yaptığımız zaman bakın orada bazı hani köpük birikmeleri yapabiliriz. Şu an için tekrardan 1 alıyorum. Gerek yok. Alignment, hizalama, scale burada hani yine küçültüp büyütme yapabiliyoruz. Dalgaların çok daha büyük olmasını istiyorsak scale değerini örneğin e, genişletebiliriz. Bakın şöyle burada da dev dalgalar oluşturabilirsiniz. Evet. Şimdi burayı bir 1'e almak istiyorum. Buradaki scale değerini de yine tekrardan 1 almak istiyorum. Şimdilik bu kadar yeterlidir. Gelin buna bir tane şöyle bir materyal ekleyelim. Yukarıda Shading'e geliyorum. New'e tıklıyorum. Ve buna basit bir Principled Shader ekliyorum. Yukarıda yine iyi bir renderer alıyorum. Şu anda tabii ki tam bir materyal eklemediğimiz gözüküyor. Burada ben Base Color'a bir tane materyal ekleyeceğim. Bunun için güzel bir yol var. Ben dört tane e, okyanus resmini kolaj halinde bir araya getirdim. E, tek bir resim haline getirdim. Şimdi bunları e, şu sol tarafta bulunan yere aktaracağım. Bunun için şöyle şu taraftan hani fare tekerleğine tıklayarak menüyü bu tarafa getiriyorum. Open'la okyanus resimlerini içeriye aktarmak istiyorum. Bunları içeriye aktardıktan sonra şöyle sağ tarafa doğru biraz genişletmek istiyorum. Fare tekerleğini geriye sürükleyerek bakın bunların dördünü de bir arada görüntüleyebilirim. Benim şimdi isteğim buradakilerden numune almak, renk numunesi. Base Color'a tıklıyorum. Şuradaki seçiciyi aktif hale getiriyorum. Örneğin burada herhangi bir yerden bir örnek alıyorum. Bakın bu örneği aldığım zaman sıfıra basıp kamera görüntüsüne girdiğim anda bir render alayım. Böyle biraz geriye gelelim bakın. Gayet güzel böyle bir hani tam olarak denizin renk tonlarını yakalamış olduk. Diyelim ki bunu kullanabiliriz. Sonrasında diğerlerini de deneyebilirsiniz. Bakın şurada açık yerden alabilirsiniz. Sonra şuradaki daha koyu yerlerden alabilirsiniz. Tabii ki çok iyi olmayabilir. İyi seçmek gerekiyor. Örneğin şu fena değil, İyi yakaladık. Şöyle bir render alalım bakalım. Şimdi bunu kullanabiliriz. Şimdilik kalsın, sonrasında değiştirebiliriz. Bakın şimdi şöyle layout'a geliyorum. Tekrardan sağ üst tarafta iyi bir render alıyorum. Buradaki ışığımızın çok yeterli olmadığını görüyoruz. Işığı seçiyorum. Bakın bu bölümden lightı. Bu ışığın çok yetersiz olduğunu görüyoruz. Bunu nereye taşırsak taşıyalım, çok etkili bir ışıklandırma yapmıyoruz. Bunun için bu ışığı silmek istiyorum bu sahnemize bir tane environment texture ekleyeceğiz. Bunun için şöyle world bölümüne geliyorum. Color bölümünde sağ taraftaki küçük dairemizi tıklıyoruz. Environment texture'ı buraya ekliyoruz. Nedir bu derseniz e, örneğin ışıklarımız yetersiz olur bir sahnede. E, ne kadar ışık eklersek ekleyelim, lamba eklersek ekleyelim istediğimiz verimi alamayız. Böylece environment texture ekleyerek Arka tarafa gerçek bir ortam ekleriz ve o gerçek ortamın e, ışıklarını buradaki nesnelerimize yansıtırız. Şimdi buraya tıklıyorum, Environment Texture ile e, dokumuzu içeriye aktarıyorum. Tabi öncelikle aşağıda bir menü oluşur. Burada bakın renk değişti. Şuraya tıklayarak içeriye HDR dosyasını atmak istiyorum. Evet, içeri 4K çözünürlüğünde bir hani e, HDR dosyası attım. Bakın şöyle, dikkat edin, arka tarafta bir tane şöyle bir Binamız var e karşı taraftan da güneş vuruyor bakın bu güneşimizin buradaki dalgalar üzerine vurduğu zaman parlaklığın nasıl doğal olduğunu görüyorsunuz buradaki dalgaların sanki gerçekten de bir doğa ortamındaymış gibi görüntülenmesini sağlıyoruz environment texture la. bu HDR dosyasında da nereden aldığımı da yine sizinle paylaşacağım şimdi gelin uygun bir konum belirleyelim. Ee, örneğin neresi olsun kameramızda şöyle sıfıra basalım. Yeterince dalgalarımızın üzerinde bir parlama ve yansıma olmadığını görüyoruz. Tekrardan Shading'e geliyorum. Bu principal Shader'ı biraz yakınlaştırmak istiyorum. Roughness sıfıra getiriyorum. Bakın Roughness'ı şöyle sıfıra getirdiğim zaman bir render alayım. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir şekilde dalgamız oluştu. Tabii ki specularity parlaklıktır. Biraz daha artırabilirsiniz. Bu bence e, şu civarlarda kalırsa yeterlidir. Roughness bulanıklığı hani birazcık daha artırıyor. Tabii tercihinize kalmıştır. Çok keskin bir yansıma olsun istiyorsanız roughness sıfıra alırsınız. Yok eğer diyorsunuz birazcık böyle bulanık olsun. Bakalım şöyle birazcık daha bulanıklık olmuş oldu. Sizin tercihinize göre değişir ama ben kısmak istiyorum. Çok daha etkili olduğunu çünkü görebiliyoruz. Şimdi bakın biraz geriye gidiyorum. Bu bölümde bizim bu layout'a gelelim. Arka taraftaki e, ortamımızın ışığını da doğal olarak artırıp azaltabiliriz. Yine shading'e geliyorum. Buradaki object bölümünden tıklıyorum. World'e geliyorum. World arka taraftaki bizim HDR dosyamızın yani çevre dokumuzun ayarlarını yapmamızı sağlar. Örneğin strength dediği güçtür. Bakın şöyle bunu artırabilirim. 3.9'a getirdim. Render alıyorum bakın. Çok parlak oldu. Gerek yok. Bence 1 yeterlidir. Hatta şöyle birazcık 1.5 ya da 1.4 değeri yeterlidir. Şöyle render image alıyorum. Şimdi burada da bakın dikkat edin çeşit ayarlarımız var. Çizgiselde kalıp kalmadığı şeklini e, acquire tangular gibi bir ismi var. Tabi telaffuz etmek zor. Bakın bunu mirror ball'a alalım. Mirror ball'da da çok daha farklı bir yansıma efekti verebiliyoruz. Şu an için şöyle burada bir gezinelim. Bakın Örneğin denizin vurmuş olduğu hani güneşin daha doğrusu vurmuş olduğu yerden bir bakalım. Şurayı mirror boldan yani bir noktada ayna topu gibi değerlendirebiliriz. Bunun anlamını bilmiyorum. Bakın şöyle aldığımız zaman çeşitli değişiklikler yapabiliyor yansımasında. Örneğin şu taraflarda daha iyi görebiliyoruz. Mirror bolda şeklini baya bir değiştiriyor. Tekrardan şöyle eski halini alalım. Çok daha makul olduğunu görüyoruz. Tabi sadece denize odaklanmışsak şunu böyle bir kameramı seçip G ile şöyle uygun bir yere alayım öncelikle. Tekrar değiştirirsem ve render alırsam e diğer yerlerdeki bozulmaların çok büyük bir önemi yoktur. Tekrardan yine ben bu eskisine alayım. Sanki bu çok daha iyiymiş gibi geldi bana. Şimdi gelelim buna bir animasyon uygulamaya. Animasyon bölümüne geliyorum. E sıfırla kamera açısına giriyorum. Tekrardan EV'yi çalıştırıyorum. Bu aşağıdakini seçiyorum. E, değiştiriciler paneline geliyorum. Şöyle time'ı sıfır alıyorum. Bakın şurada random değeri vardır. Bu random değeri de bunun e, hani rastgele bir şekil e, belirlememize yarar. Şöyle seçeriz. Hangisi olsun? Örneğin şöyle dalgalı bir şekil olabilir. E, beğendiğiniz bir yerden başlatabiliriz. Bakın sıfırdan devam ettirdiğimizde, oynattığımızda gayet güzel bir şekilde bunun animasyon haline geldiğini görüyoruz. Şöyle şurada bir render alalım öncelikle. Fena gözükmüyor. Bir de şöyle geriye doğru oynatalım. Şuralarda bir yerde tutalım. Bir render örneği alalım. Bakın işte fena değil. Bunun yüzeyini dilerseniz daha pürüzsüz bir hale getirebilirsiniz. E bir tane de böyle subdivision surface modifier ekleyebiliriz. Aşağıya render'ı şöyle bire düşürebiliriz. Burada e, real time yani gerçek zamanlı oynamasını istemiyorum çünkü yavaşlatabilir. Bir kere daha şöyle bir render alıyorum. Bakın e, nispeten birazcık daha böyle burada pürüzsüz olduğunu görüyoruz. Şöyle şuradaki değerlerle de yine dediğim gibi oynayabilirsiniz. Scale değeri var. Daha da örneğin küçültüp büyütebilirsiniz. Bakın daha büyük bir hale getirebilirsiniz. Burada e, oynamanızı hani tavsiye ediyorum. Dalgaların nasıl gözükeceği ile ilgili size ipuçları verecektir. Şu an için bence bir de kalsın. Ee, bir render alayım tekrardan ve animasyonu başlatayım. Birinci karedeyim. Ee, ben burada sıfır almak istiyorum öncelikle bu bölümü. Sonra bunun üzerine geliyorum. Tam olarak far imlecim bunun üzerindeyken cursor'ım. Şöyle I'ya basmak istiyorum bu bölümde. I'ya basınca otomatik olarak bir tane animasyon karesi ekleyecektir. Sonra 250'ye geliyorum. Bakın şöyle. Tabii şu anda ben hareketin bayağı ağır olduğunu gördüm. Render'ı kapatmışım. Şu ortayı kapatmam gerekiyordu. Render halindeyken daha yumuşak olduğunu şimdi görebiliriz. Yanlışlıkla kapatmışım bunu. Ortayı kapatın. Bakın şimdi çok daha hızlı hareket ettirebiliriz. Biraz önce çok hızlı hareket etmedi. Çünkü bu Subdivision Surface açıkken biraz ağır oynatacaktır. Sonra geliyorum 250. kareye. Burada buna örneğin Time değerini şöyle bir 15'e getiriyorum. 15'e getirdikten sonra tekrardan üzerine I'ya basarak yeni bir animasyon karesi ekliyorum. Aynı işi üzerine sağ tıklayarak Insert Keyframe ile yapabilirim. Burada tabi Replace var. Replace yer değiştirme demektir. Güncellemek istiyorsak Replace'i kullanabiliriz. Şöyle bir başa alıyorum. Bir oynatıyorum. Bakın şöyle dalgalarımız hareket ediyor. Tabi hızı size kalmıştır. Bu hız yeterli ise animasyonu 15'te tutabilirsiniz. Yok eğer yetersiz buluyorsanız burada 250 kareye tekrar gelip bunu 15 yerine örneğin 25'e getirebilirsiniz. Ve tekrardan replace yaparsınız. Bir başa alalım oynatalım bakalım. Şimdi çok daha hızlı olduğunu göreceğiz. Ben böyle olsun istemiyorum. Tekrardan bunu şöyle bir 18'lere falan getiriyorum. Replace yapıyorum. En başa alıyorum. Sonra bir de bu animasyon yavaş yavaş başlayıp ortalarda hızlanıp tekrardan yavaşlıyor. Bunu bir değiştirelim. Aşağıda şu bölümü zaman çizelgesinden graf editöre geçici olarak alalım. Şurada key bölümüne gelelim. Interpolation modu linear'a alırsak animasyonumuzu artık baştan sona aynı hızda tutmuş oluruz. Tekrardan burayı da şöyle timeline'a alıyorum ve oynatıyorum. Bakalım şöyle. Bence gayet güzel. Şimdi bundan şöyle bir render almak istiyorum. Birkaç tane. Bir tane de şöyle yüzeyi e, hani hafifleterek almak istiyorum. Öncelikle e, video dosyası olarak birden 250'ye kadar bu örnekten bir tane çıkartayım. Sizlerle paylaşayım. Evet Blender'dan dışarıya video olarak çıkardım. Şöyle bir oynatalım bakalım. Bakın gayet Güzel bir şekilde dalgalarımızı oluşturmuş olduk. Evet arkadaşlar böylelikle Blender'da dalga efekti nasıl oluşturulur? Yani Ocean Modifier'ı, yani okyanus değiştiricisini kullanarak e, nasıl oluşturur? Bunu öğrenmiş olduk. Sonraki Blender derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, mutlu kalın diyorum.